Tamam değil mi Şükrü abicim? Sorun yok. Oturuyorum evimde. Tamam Sedat, oturuyorsun. Yok bir sorun. Bir tanecik canım abicim. Mıh, mıh. Dünyanın en iyi ev sahibi. İyi geceler. İyi geceler. Sayende kendi evimiz gibi oturuyoruz şurada vallahi. Otur rahatına bak hadi. Bir akşam bekliyoruz bak Şükrü abi. Al yengeye de gel. Tak misafirimiz ol. Oturacağız tamam mı? Otururuz otururuz. Güle güle. Canım abicim. Mıh, mıh. Bekliyoruz sevgili abicim. Şeref verirsin tak hoşça kal. Sedat ne oldu Sedat? Ne oldu Serpil'cim? Senin kocan hangi görüşmeler eli boş döndü bugüne kadar? Sahi mi Sedat? Olur mu sonuç? Tak bitti o iş sevgilim. Oturuyoruz kendi evimizde. Çok sevindim. Hadi gel. Sen kocana bırak böyle işleri sevgilim. Tak tak. Tak benim canım. Kirayı arttıralım falan dediler mi? Olur mu hayatım? Durup dururken niye arttıralım kirayı? Elimizde kapı gibi mukavelemiz var. Çok şükür. 6 ay sonra bedava verseler bu külüstür evde zaten oturmam. 6 ay sonra tak Londra'dayız sevgilim. Kim oturur? Triples villamızda oturacağız. Tony'lerin komşusu olarak. Tony kim Sedat? Aa, Blair sevgilim. İngiltere Başbakanı. Tak gel Sedat'cığım diyor. Bizim oradan bir ev alalım sana. Ay atma bu kadar Sedat. Ne? Atıyorsam şu güzel kızımın düğününü görmeyeyim Serpil. Allah göstermesin. Sen ne sanıyorsun kocanı? Tak. Uluslararası ticaretin bir numaralı adamı. Anne. Ah giyindin mi kızım? Bak baban da görsün. Nasıl olmuş baba? Tü maşallah. Kuğu gibisin yavrum. Bu kıza bir nazarlık takalım Serpil. Takmak lazım vallahi. Ne zaman alacak seni Özgür? Gelir şimdi. Aman kızım. Çok güzelsin ağır sat kendini. Hemen lavale olma sakın insanlarla. Duyuyor musun babanı kızım? Hı hı. Sakın fazla konuşma. Aman kızım aman. Sorsunlar sen ondan sonra cevap ver. Kısa kısa tamam mı yavrum? Tamam anne ezberledik artık. Bu senin istikbalin evladım. Çok dikkatli olmalısın bu gece tamam mı? Tek. Tamam baba tak. Baban ne iş yapıyor diye sorarlarsa ne diyeceksin? Herhalde kabzban yanında çalışıyor diyeceğim anne. Ne diyeceğim? Tüh! Yazıklar olsun sana. Sen bizi rezil mi edeceksin? Tüh! Vallahi tüh kızım! Kabzıman ya bana ha! Kızım, senin baban bugün uluslararası piyasa eksperi, piyasa eksperi, dangalak! Çok sevindi Sedat. Şapur şupur öptü yanaklarımdan. En doğrusunu yaptın Şükrücüğüm. Bizimkilerin niyeti yok orada oturmaya, beğenmiyorlar. Nesini beğenmiyorlar anne? Oturdukları ev daha mı güzel? Salaklar! Mis gibi bedava ev şurada dururken Bilge oturur da Aydın bizimle fazla yakın olmak istemiyor Aydın. Kiracı olmak istemiyorlar sana Şükrücüğüm en doğrusu. Ben konuştum Bilge ile. Ben olurum baba. Kimseye vermeyin o evi Sedat amcalar çıkınca. Orada mı oturacaksın? Otururum baba ne var? Ben hesabımı bilirim. Kendimi toparlayana kadar burada sizinle de oturabilirim. Aferin be. Ne zaman düşünüyorsun bunları? Evlendiği zaman tabii ki Şükrücüğüm. Oğlumla çok güzel konuştuk. Bana anneciğim dedi yıllar sonra. Aferin oğlum. Sende olumlu değişiklikler var. Ne konuştunuz bakalım? Ne konuşabiliriz Şükrücüğüm? Zeynep aşk gelecek. Aa, öyle ya. Oğlum hızlı gidiyorsun. Ne yaptın baba? Evlenmeyi falan mı düşünmeye başladınız yoksa? Yok baba. Okuyorum daha bunları düşünmek için erken. Ben ne bileyim. Bilgeler olabilir. Onlar da iyi dadandılar ha. İyi akşamlar. Vay enişte. Ne haber oğlum? İyi. Yemek yediniz mi? Yiyoruz. Buyurun. Buluruz size de bir şeyler. Aç bırakmayız. İyi akşamlar. Afiyet olsun efendim. İyi akşamlar. Gelin bakalım. İyi akşamlar. Ne yaptınız? Buldunuz mu ev? Nerede? Yok baba. Annem de gördü ya işte. Çok da pahalı efendim evler. Aferin. Sonunda bunu anlayabildin demek. Oturun. Bira içer misiniz? Ben içerim valla. Baba, biz şeye karar verdik sonunda. Ne? Bizim ev. Sedat Beylerin oturduğu aşağıdaki daire. Eyvah! Şimdi gitti. Vazgeçtiler dedik adama. Eyvah! Yapmayın ya. Yıkıldık şimdi valla. Yıkıldık. Yıkılın evladım. Of! Kaç gündür davul çalıyoruz size. İstemem istemem. Ayrıca niye bu kadar telaşlanıyorsunuz canım? Oturun evinizde. Nasıl otururuz anne? Çıkın diyor adam.
versin mahkemeye. Kolay mı öyle kiracı çıkartmak? Kiracı çıkartmak için 6 aylık 1 yıllık hava parası ödüyor ev sahipleri. O gelsin size. Babamı dinleyin babamı. Bir şey biliyor ki söylüyor bunları. Boş konuşmaz o. Dur oğlum dinliyoruz. Bizdeki de kafa işte. Şöyle ölü bir yatırıma 6 aylık kirayı bağladık. Ana. Efendim anneciğim. Niye oturmuyor Sabri Bey kızım? Midesinde gaz varmış anneciğim. Sinirlendi ya resminize. Resmine mi sinirlendi? Ne varmış resminde? Boşuma suratlı ne olacak? Ne dediniz efendim? Aman efendim başlamayalım yine. Benim derdim bana yeter. Uydum sizin aklınıza, yedik gazı işte. Hiç de kazık değil efendim. Dünya çapında bir ressam o da. Hadi efendim hadi. Hiç mi dünya çapında ressam görmedik? Haydut'a 400 milyon yapmışlar ama hep de daha büyük. Ana, efendim anneciğim. Söyle kocana. Benim resmim öyle parmağını sallaya sallaya konuşmasın. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Biraz daha pazarlık edebilirdik. 3 aylık kiraya bağlayabilseydik hiç olmazsa. Ne o sen de ayak altında musibet? Hırsımı senden çıkarmayayım şimdi. Elleri kırığa sıcak. Söyle kocana vurmasın hayvana öyle. Hakkımı helal etmem. Korkma, korkma kızım, korkma. Başladı baban yine tepinmeye. Hayri Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Beygir yok sizin karşınızda. Gelsene evladım, otursana şuraya. Bir lupa bir şey yersin. Yiyemiyorum efendim. Sinirden davul gibi oldum, baksanıza. Ayla, sen ona bir ses iç yap kızım, iyi gelir. Patlayacak adam, baksana. Allah Allah. Yahu uğraşmayın benimle. İstemiyor anneciğim, bırak. İyilik yaramaz ona. Geldi Aslı'nın sevgilisi. Ailesiyle tanıştırmaya götürecekmiş kızı bu akşam. Aa, ben de göreyim şunları. Ayla, kim geldi kızım? Yukarıdaki Sedat Beylerin kızı var ya anneciğim, Aslı, Aslı. Onu almaya gelmiş sevgilisi. Kim dedin? Sevgilisi anneciğim, kızın sevgilisi. Kocaman da cipi var, çok zenginlermiş. Sevim koş, Sedat'ın büyük damadı Aslı'yı almaya geldi, koş! Özgür geldim. Beklettin mi? Hayır canım, hayır, şimdi geldim. Aa, o ne ayol öyle? Utanma da kalmadı artık sokak ortasında böyle şapur şupur. Tövbe yarabbi. Çok güzelsin bu gece. Teşekkür ederim ama hemen gidelim. Nefret ediyorum bu apartmanda. Kaçırıyorsun Sevim, koş! Kimin nesi bunlar böyle ayol? Bize ne sultanım, yürü. Tak takların kızı, tak takların. Şşşt! Caferlere mi geldiniz, yandan çattı. Caferlere beyefendi. Oturacağız biraz. İyi akşamlar. Nasıl laf öyle ayol? Yandan çarptı, mandan çarptı. Aslan gibi adama böyle. Bırak sultanım, sarhoş. Yemek vakti mi geldi Halil Bey? Olsun sultanım, yabancı yer mi? Aman ne bileyim, belli mi olur senin o huysuz kızının ne yapacağı? Güzel güzel konuşmaya geldik buraya sultanım. Hırgür çıkarmayın sakın. Ben mi çıkarıyorum hırgür her seferinde canım ha? Sen onu kızına söyle. Kaldırdık içini geliyor. Ağır adam ağır, yaramaz. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Öpeyim babacığım. Hoş bulduk. Yemek mi yiyordunuz İblis? Bitti babacığım, bitti. Yedik. Ne? Buyur. Nasıl oldu babacığım? Siz bize gelir miydiniz? Söyledin adama gelmiyorsunuz diye içine dert oldu. Geldik işte, fena mı yaptık İblis? Fena olur mu babacığım? Ayağınıza sağlık. Çok sevindirdiniz bizi. Ne yapıyor kızlar? Ne yapsınlar babacığım? Annelerine yardım ediyorum. Aferin. Duyuyor musun Halil Bey? Bacak kadar çocuklar. Senin oğlanlar bir işe ellerini sürüyorlar mı evde?
Onlar erkek çocuğu sultanım. Aferin kızım. Kırmadan götür, önüne bak. Buyurun. Cafer kim geldi? Biziz. Oo, baba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öpün bakayım dedenizin elini. Kuru pasta getirmiş bize, bakın. Bizim köşedeki pastaneden. Çok taze. Sağ olun, ne zahmet ettiniz. Yeşim, al sultanın teyzenin elinden. Al canım. Öp bakayım sen de. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Çok yaşa. Öp sen de teyzenin elini. Yemek yediniz mi baba? Yedik yedik. Tebakçıya gittik Halil Bey'le bir güzel. Oh, afiyet olsun. Adana'nın babacığım. Adana birer bıçak. Oh, acılı acılı. Şimdi bir de çay yaparız. Hı. Hadi buyurun. Buyurun babacığım, buyurun. Otur şöyle. Sağ ol. Sen de sağ ol babacığım. Allah başımızdan eksik etmesin. Niyetinizle geldiniz. Hakikaten nasıl oldu baba? Her şeyin altında bir mana aramayın artık canım ha. Gelsek kabahat, gelmesek kabahat. Hoş geldin de Sultan Hanım, sana bir şey soran olmadı. Ha, o ne demek öyle şimdi? Adam yerine koyulmuyorsak kalkar giderim vallahi şimdi ha. Otur Sultanım, daha şimdi geldik, başlamayın gelir gelmez. Başlayan yok canım, sen onu kızına söyle. Ne yaptı şimdi kızı? Aa Gül, üzmeyin babamı. Babam şöyle oturdu, rahat bir nefes aldı elimizde. Alamadık ki, birbirlerini yiyorlar. Aa ne ayıp, akraba arasında. Ama nereden belli akraba olduğumuz? Devamlı kinayi, arkadan konuşma. Ben kimsenin arkasından konuşmam Sultan Hanım, onu sen yaparsın. Yine başladı lan, kimsin? O da sana söylemedi ki Gül, ortaya ortaya. Lan kes diyor bak. Otur sen de yerine, konuşacaklarım var. Buyur babacığım konuş. Dur Gül, babamı dinle, gel buraya. Anlamadık ki, baba mıyız, iskele babası mıyız? Aa estağfurullah babacığım, o ne demek? Allah başımızdan eksik etmesin seni. Seni dinliyoruz, buyur. Ay bu da durup durup bir şey yumurtluyor ayol. Ne tatlı dilli şey. Kapa çeneni bakayım. He. Babamız konuşuyor. Buyur babacığım. Ben bu yaşta kimin için çalışıyorum ha? Söyler misiniz? Bakın bir ayağım çukurda. Allah'ın sürgesin baba. Öyle. Çalış, didin, kazan, hepsi boş. Şu ölümlü dünyada. Neyim var, neyim yok, bırakıp gideceğim iki gün sonra. Kibarın pazarlama. Baba biz ne yaparız? Ne yapacağım? Yazık mı çakacağım? İnsan olup hani. Bugün var, yarın yok. Allah göstermesin. Ağlama Gül. Beni de alıp çeksin şimdi. Aa, buraya ağlamaya mı geldik ayol ha? Ağlasan da, debelensen de boş. Buradan geri gelmez. Ah babacığım. Biz sensiz ne yaparız? Gül, bir çay koy. Al şu kuru pastayı. Ne söylüyorsun sen öyle? Şarkı söylüyorum Sevim, anlamıyor musun? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sami Bey'i kazıklamışlar. Kim kazıklamış? Şairler. Büyük hanımın resminden 6 aylık kiraya saymışlar. Ne demek ya? Anlamam. Kazıklanmasaydı o da. Lay 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 lay. Aslı bu akşam sevgilisinin ailesiyle tanışacakmış Sevim. Duydum. Kaç kere söyleyeceksin? Cemil iyice sarhoş oldun sen ha. Devam etme artık şuna. Benim adım Cemil. Ver şunu bana. İçeceğim bırak. Zıkkım iç. Saçmalamaya başladın yine. Cemiller saçmalamaz. Ham Aslı sevgilisi aldı götürdü. Lay 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 lay. Cemil. Cemil kalk, uyuyorsun. Cemiller uyumaz. He uyumaz. Zurna gibi oldun yine. Hırlı hırlı uyuyorsun oturduğun yerde, kalk. Ha. Sana biraz romanımı anlatayım senin. Aman istemez. Anlatma bana. Ben olmuşum zaten bir roman. Kalk.
Cemil kalk kalk git yatağına yat. Oturduğun yerde uyuyorsun. Çamlıca yolunda aşkında işleri yolunda. Hadi sen de söyle Ayşe yenge. Ayıp Halis eniştem kızacak şimdi. Kızmasa hadi. Çarşamba günü yağmur var. Ben onun senden o günün solunda. Çamlıca yolunda. Kes şunu Dukko. Başını şişirdin kadının da. Dinliyorum enişte. Erzurum, sen karışma bize, o dinliyor. Al! Güzel konuş büyüklerine tepelere. Canım sıkıldı zaten şu haberlere. Ne oldu Davut? Neyi tepeliyorsun gene? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok Ulviye. Ne oldu yine Davut? Baksana şu haberlere. Dünyanın gözü üstümüzde. Aa öyle mi? Öyle. Niye demişler bir Türk dünyaya bedeldir? Ah Mezbunlu Paşa ah. Bir girecektin ki şu Viyana'ya. Allah Allah. Davut yavaş. Ne oluyorsun anlayamıyorum. Ateşi yükseliyor anne. Yükselecek tabi. Ah Paşa ah. Vur kılıcı kat önüne. Almanı, Rus'u, Fransız'ı. Allah Allah. Sen şimdi yoktun anne. Aa o nasıl söz öyle yavrum. Aa gücüme gidiyor ama. Alman Alman. Vur kılıcı. Genel sekreter sözcüsü. Hadi Ayşe babam coştu. Çamlıca yolunda aşık kolunda işleri yolunda. Kim öğretti sana bu salak şarkıyı? Sanmıyor amcam. Başka bir şey bilmiyor mu o da? Şöyle hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Çal bakayım. Çalayım baba. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Aferin devam et. Hadi Ulviye sen de. Askerin milletin bayrağında bin yaşa. Arş arş arş. İleri ileri. Arş ileri. Dönmez geri Türk'ün askeri. Dönmez geri Türk'ün askeri. Aferin. Hadi Ayşe sen de. Sağdan sola, soldan sağa. Al da bayrağı düşman üstüne. Efendim. Ah Mutti. Grisbot Bigit. Anneannem arıyor Ayşe yenge. Gris ah von mir Ulviye. Davut ve Gris değil. Ben de öpüyorum anneciğim. Söyle. Bak ne söylüyoruz duysun. Arş arş ileri ileri. Arş ileri. Nein Mutti. Marş ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa. Nur Şah! Davut yavaş biraz. Ne oluyor diye soruyor annem. Heyecanlandı kadın. Biz de heyecanlandık Ulviye. Söyle ona Viyana kapısından girdik. Geliyoruz. Allah Allah! Mutti Ermak devam et. Devam et. Ayşe kal sen de hadi. Arş arş ileri. Ne oluyorsunuz canım? Konuşamıyoruz. Savaş çıktı sandı kadın. Son verdin kalbinin işine. Aklın ermedi gidişine. Son verdin kalbinin işine. Kız Yavuz otur otur içime fenalık geldi. Gezdir beni biraz. Gezeriz ablacığım. Otur şöyle yavaşıma bakayım. Sabahtan beri oturuyoruz zaten sakalının karşısında. Karnım tutuldu poz vermekten. Bir an sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Gülmedi. Kes şunu zıtıyı da. Kes. Şişirdin adını dışı kafasını. Otur öyle. Sen de memurlara döndün. Otur otur. Aa. Kim lan şimdi bu gecenin bu vakti? Ay. Dur ablacığım. Cart diye açılma söyle kapı. Çekil bakayım şöyle. Ay. Murat'tın kız. Hakikaten katilsin ha. Biraderler. Başlayacağım seni bu biraderinden ha. Ne lan bu? Yatağa da birlikte girelim bari. Ablacığım kapat çenini oyalım. Açıyorum.
İyi akşamlar. Buyursunlar yenge, iyi akşamlar. Çok mutluyuz bu gece canım abicim. Ne oldu birader? Konuştunuz mu sayın müdürümle? Konuştuk canım abicim, konuştuk. Yani o da senden iyi olmasın. Dünya tatlısı. Öyledir, öyledir. Ay ben de size kabak tatlısı getirdim ama bilmem sever misiniz? Kim yiyecek kız onu şimdi? Yeriz ablacığım. Koy oraya, bayılırım yenge. Prens, canım. Gel Serpil teyzene biraz. Gel Serpil teyze. Babasını özlemiş o Serpil'ciğim. Babasına baksana. Ah canım abicim. Kurtulduk ya şu ev derdinden. Buyurun, buyurun birader. Buna içilir. İçeriz canım abicim. Bana getir, servis koy misafirlerimize ablacığım. Her şey ortada işte kız ağa. Hava mı atıyorsun onların yanında, alsınlar. Ablacığım, hasret mi ortalığı, tamam mı? Servis dedim. Alırız biz Yavuz Bey, alırız. Aşk olsun, yabancı yer mi? Alırız canım abicim. İşte Şengül Hanım'ın dediği gibi. Tek her şey ortada. Sıkma canını. Tamam birader. Ne yaptı kızımız? Gitti mi? Gitti canım abicim. Buluştular. Hayırlı haberlerle gelir inşallah Yavuz Bey amcası. Çocuğun ailesiyle tanışacak. İnşallah yenge. Hadi birader. Sağla. Sağla canım abicim. Siz de iyi tezgah alıyorsunuz kızınıza ha. Ne dedin ablacığım? Tövbe de, tövbe de. Şerefsizim vururum. Vatandaşın namusuna laf yok öyle. Öyle Cemil. Yatmaya gidiyorum Sevim. Çekiliyorum da. Hiç sapıttın mı? Yüzerek mi gidiyorsun yatmaya? Yüzerek. Çekiliyorum da. Dur, üstünü değiştireyim bari. Böyle yatılmaz. Yatılır. Benim adım Cemil. Adım batsın. Evet haklısın. Sen kiminle oynuyorsun bu oyunu evladım? Al şu taşını bakayım. Olmaz valla. Evet. Zar tutuyorsunuz efendim. Ağlama hemen enişte. Babamlar tavla oynuyorlar da. Zeynepciğim olur bunlar, üzülme. Ne olmuş Ali? Zeynep'in annesiyle babası kavga etmişler galiba. Aa, kavga mı etmişler Ali? Yavaş abla, duyacak. Öyle öyle. Efendim, zar tutuyorum ha. Ben kimin öğrencisiyim evladım? Rahmetli Hüsnü Bey döve döve öğretti bu oyunu bize. Helal olsun vallahi, ben böyle şans görmedim. Anneciğim uykun mu geldi? Evet. Geldi vallahi. Biraları da içtik. Yoruldum sabahtan beri eve bakmaktan. Haklısın. Aydıncığım, hadi bitirin şu oyununuzu da gidelim. Bak annemin uykusu geldi, hadi. Zeynep ben seni sonra ararım, tamam. Abla, abla gidemezsiniz. Daha bizim maçımız var. Oo. Burada kalın. Kalalım vallahi bir gibi. Soğudum ben o evden. Gidecek misiniz, kalacak mısınız ben bileyim ama ona göre çarşaf falan çıkartacağım. Kalalım be Bilge. Aydıncığım iş çıkarma şimdi kadına. Yoruldu zaten bizim yüzümüzden. İş değil, iş değil. Ne olacak iki çarşaftan? At sarını, at. Fazla konuşma, mars edeceğim seni. O biraz zor. Hadi baba. Al. Gittim vallahi enişte. Ne olacak iki çarşaftan ha? Utanmaz. Oda hizmetçiniz mi benim kardeşim? Dünya varmış. Ya şunu enişteme duyurmadan ara sıra yapalım be. Bizden laf çıkmaz Hüseyin Bey. Niye böyle söyledim şimdi? Bizden mi çıkar yani? Ben kalkayım. Ya otur be. Ne yapacaksın tek başına dükkanda? Otur tertibim, otur. Ziyafete kondun bak. Yumurta mı kıracaksın bu saatte? Ne yapayım Hüseyin abi, bekarlık. Evlendireceğim seni yakında, tertibim, üzülme. Var elimde temiz bir kız. Yap bir kıyak da. Bize de bul bir tane Hüseyin abi. Size babanız bulur aslanım, benim ne haddime. O gariban. Amcası da tutmuyor elinden. Hiç tutmuyor be Hüseyin abi. Attı beni dükkana. Sende iş yok değil mi? İstemesini bileceksin. Ya bu pastırma da insanın ağzında eriyor.
Kesselim şundan az daha Yusuf Efendi. Keserim. Şu bitsin de ondan sonra. Benimle zıtlaşma aslanım, tamam mı? Konuşma öyle dayı dayı. Senin için iyi olmaz. Ne olur Hüseyin Bey. Eniştene mi fitillersin? Ben öyle arkadan fitillemem efendi, tamam mı? Hareketlerine dikkat et. Ben konuşursam harbiden. Neyse şimdi Hüseyin abi, içiyoruz şurada. İlla yapacak bir muzurluk ağzımızın tadını bozacak. Ben kalkayım, amcam falan arar. Otur be. Otur aslanım, konuşuyoruz şurada. Kurtlandın sen de. Otur Galip abi, otur. Amcam çoktan uyudu. Kalır mı bu saate? Fil gibi de yiyor maşallah. Ayşe Hanım ne yapıyor? Oturuyor. Ne yapsın fukara? Turşu da harika. Ona da bir kısmet bulduk, Bağkur emeklisi. Amcan istemedi. Sen eskiciliği bıraktın galiba Hüseyin Bey. Ne demek istedin sen Yusuf Efendi, anlayamadım. Anladın anladın. Herkese bir kısmet bulduğuna Terbiyesiz. Bir şey mi yani lan? Tut sana be. Hayatını söndürürüm valla. Söndürürüm hayatını. Yapma ya. Anam enişte. Anam. Bunlar burada alem yapıyor Halil Bey. Tüh. Allah kahretsin sizi. Oh, açmışlar rakıları da. Utanmazlar. Kıracağım boynuzlarını. Bak bu bastı bacak da burada. Kimseye zararım yoktu Sultan Hanım yani. Sus. Kapat çeneni iblis. Baba ne yaptık? Sus hain, kıracağım boynuzunu. Baba vallahi bir numaramız yok. Daha ne numaranız olacak be? Gösteririm ben size numarayı. Göster Ali Bey. Vur vur. Nedir bu canım? Mahallenin bütün uğursuzlarını toplamışlar. Ben yumurta almaya gelmiştim vallahi Halil Bey. Ne? Çekil sen de şöyle. Vur Halil Bey, vur. Utanmaz ahlaksız. Kim var orada? Enişte! Hüseyin sen ha! Abi! Sus, yemin etme! Öldürecek misin adama Halil Bey? Nasıl duruyorsun öyle? Takip edilmiyoruzdur inşallah Erdoğan. Bakıyorsun değil mi o gözle etrafına? Bakıyorum efendim, bakıyorum. Ben kimseyi göremedim. Aman Ergun'cum, ne demişler, su uyur düşman uyumaz. Neyse, geldik efendim, geldik. Hayırlısını atalım kendimizi şirkete. Sizi rahat ettiremedik. Kusura bakmasınız artık. Ne kusuru Ergun'cum, Allah razı olsun. Evinde misafir ettin, canımızı kurtar. Aman efendim, rica ederim. Tabii yapacağız. Vazifemiz, insanlık öldü mü ya? Hadi. Gel gel. Buyur babam. Ergun Beyler de gelemedi. Ne yaptılar acaba tahta kafayla? Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol bacım, affedersin. Ergun Beylerin evini gördün mü sen? Hiç gitmedim ki. Ki o da bir salon. Vah babam vah. Nerede yatırdılar acaba? İdare etmişlerdir artık bir gecelik canım. Ne olacak ki? Oh neyse. Sağ salim geldik. Oh efendim vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arayan var mı kızım? Yok Raşit Bey. Aman. Nimet Hanım'ın ne yapacağı belli olmaz. Takipten vazgeçti demek. Hadi efendim inşallah. Abbas ne bakıyorsun öyle, yardım etsene. Ediyorum ya müdürüm, affedersin. Hadi bakayım hadi, çok konuşma. Zaten sizinle bir gece geçirdik. Çay ver bize. Baş üstüne. Ben önce bir elimi yüzümü yıkayayım çocuklar. Tabii efendim tabii, buyurun. Abbas temiz mi tuvalet? Temiz müdürüm, affedersin. Hadi fırla. Poğaça mı aldınız sizden? Şimdi sıcacık ne severim şuna. Nasıl geçti Ergun Bey? Öldük kızım, öldük. Bir şeyi beğendiremedik. Ne huysuz adammış, pes valla. Yahu zaten topu topu iki odalı ev. Biz de onu konuşuyorduk şimdi. Adamın karısını elinden kurtardık. Evimizde misafir ettik. Ne bayayı beğendi ne odayı. Havasızmış o da. Daha neler artık. Nimet Hanım haklıymış valla. Boşa tahta kafa dememişler adama. Benim böyle kocam olsa fırlatırım pencereden aşağı. Öf. Gidiyorsun anne, duramadın şurada. Gideyim oğlum. Günlerdir kapalı kaldı, çiçeklerime de bakamadım. Ne güzel oturuyorduk be anne. Gider Hacer Hanım çiçeğine de bakar, dolabına da. Gideyim oğlum, gideyim.
kimse bakamaz benim gibi. Onlar bahane Şevketçim, sıkıldı gidecek. 6'da kalktı baksana bu sabah. Annem aklına bir şey koydu mu tamam. Bizden mi sıkıldın yoksa? Bak şimdi edepsin ettiği lafa. Niye sizden sıkılayım oğlum ha? Duramaz teyzem bir yerde, sağ olsun duramaz. Hadi işine bak sen, işine. Laf isteme şimdi Hacer. Topladın mı her şeyi? Topladım topladım. Geceliğini göremedim ama koymuş muydun çantaya? Koydum koydum. Sen yine iyice bak, bir şey unutmayalım. Baktım teyzeciğim, her bir şeyimiz tamam, gidebiliriz. Hadi öyleyse. Her şey için çok teşekkür ederim kızım. Ne yaptım anne, estağfurullah, yine bekliyorum bak. Geleceğim kızım, geleceğim. Hacer Hanım'a da iyi oluyor anne. Sen bizde kalınca o da evine, kocasına gidebiliyor. Gitsin canım, benim bir şikayetim yok. Yalnız kalabiliyorum. Şikayet mi etti yine beni bunlara Hacer? Tövbe vallahi teyze. Bir kelime bir şey söyledimse şuradan şuraya adımımı atmak nasip olmasın. Kimsenin şikayet ettiği yok anne, ben söyledim. Laf çıkarma gider ayak. Vallahi bakmam yüzüne. Hadi kızım, Allah'a ısmarladık. Güle güle, bekliyorum bak. Sen şimdi evine gidince bizi unutursun. Unutmam unutmam. Hadi bakalım. Hadi Mine, annemi bıraktıktan sonra ben şirketteyim. Bir şey olursa beni ararsın. Ararım canım, tamam. Ablacığım, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Oh yarabbi, çok şükür. Derhal yatıyorum. Of, of. Yetti. Babanlar da rezil oldukça. Olduk valla. Dağıttı ofis anne. Raşit Bey ne yaptı acaba? Ergun Beyler'de kalmış dün gece. Ne olacak bu işin sonu böylece? Çok utanıyorum herkesten. Benim annem deli vallahi. Ben de endişeliyim Özge. İyi bir nöroloğa gösterelim diyeceğim ama. İyice sapıttı. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Böyle evlilik olmaz. Boşansınlar bence. Adamın can güvenliği yok. İyi. Ne yaparız o zaman Cem, şaşırdın mı? Devamlı bizim başımızda. Doğru. O da var ya. Kim acaba? Bakalım. Cem merhaba evladım. Buyurun. Anne girsene. Yok kızım yok, girmeyeyim. Herkesi yeterince rahatsız ettim zaten. O ne demek anne ağa? Biz herkes miyiz? Gir Allah aşkına. Lütfen efendim, burası sizin eviniz. Eksik olma evladım. Hala bunları duyabilmek ne güzel. Raşit'e haber var mı? Bize ulaşan bir şey yok anne. Sen bir şey öğrenebildin mi? Yok. Uçurdum kafesinden kuşumu. Yavrum, sen de mi oturdun masaya? Bir çay koyayım anne. Hadi koy bakalım. Biraz da bir şey yeseniz. Yiyemem evladım. Raşit'in olmadan boğazımdan hiçbir şey geçmez. Size de mahcup. Estağfurullah. Ne yaptım? Kaçırdım kafesinden kuşumu. Anne ağlama. Nasıl ağlamayayım? İşte kızım, bunların hepsi fazla sevgiden. Hiçbir şeyi bu kadar çok sevmeyeceksin. Buradayım Sevim, hava alıyorum biraz. Cafer! Allah Allah! Apartmana giren çıkan belirsiz oldu. Cafer! Cafer yok, Cafer yok. Ben de arıyorum, yok. Cafer! Oturmuyor ki yerinde sahtekar eşek. Kim bu kadınlar acaba efendim, tanıyor musunuz? Şahillerden çıktılar. Alman onlar, Alman. Belli efendim, belli hallerinden, tavırlarından zaten. Ben de öyle tahmin ettim. Gece geldiler ikiye doğru. Duymadınız mı seslerini? Rezalet vallahi. Apartmanı ayağa kaldırdılar desenize. İyi ki duymamışım. Cafer! Sabri Bey! Efendim? Cafer'i bulursam ben de bekliyorum, söyle. Olur, baş üstüne. Benim derdim başka. Zıkkımlanacak ayyaş baykuş. Şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi de. Bırak şimdi Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesini. Başladın, anlat şunu. Yengeç de varmış. Bizim bu Davut Usta'nın Dunkov yeğeni. Tertip.
Bizden giderlerken baban seslerini duymuş. Bak şunlara. Bir şey yapıyorsunuz, şu teybin sesini kısın bari biraz. Hepsi kafayı bulmuş Gül. Kendilerinde değiller ki. Babam bastonu çekip bir dalmış. Allah 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 Allah. Kovmuş mu şimdi çocukları? Hepsini. Yallah. Yusuf da. Kadının doldurmasıdır canım. Ne olmuş genç çocuklar? Oturmuşlar kendi kendilerine. Öyle değil Gül. Alem bu, alem. Avaz avaz. Bir kadın eksik. Cafer. Buyurun. Oh maşallah beyefendi. Bacak bacak üstüne atmış, yayılmış oraya. Kalk. Ne yaptık efendim? İki dakika dinleniyoruz şurada. Aa, Banu ne oldu kızım, ağladın mı sen? Ağlar tabii. Niye bırakıyorsunuz bu çocuğu başıboş öyle? Oturmuş merdivende, kilimi de yaymış. Aa, gel kızım, gel ağlama. Ne yapsın? Oynuyor çocuk kendi kendine. Oynaması da mı kabahat? Olmaz öyle gelenin geçenin arasında. Bir saattir sana sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsun? Duymadım vallahi efendim. Sus! Boş yere yemin etme bir de. Apartmana kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. Çabuk geç yerine müracaata çabuk. Buyurun. Ben buradayım Gül. Korkma kızım, korkma. Hiçbir şey yapamayız. Gece yarısı kadınlarla gelmiş beyefendiler. Duymadın mı sen? Duyduk bir şeyler ama onlar mıydı? Başkası mı? Günahlarını almayalım. Onlar, onlar. Yukarıdaki baykuş görmüş. O da bazen görmez, uydurur. Cafer Bey! Buyurun. Bırak kapıcı! Kimmiş o kadınlar, öğrenebildiniz mi bir şey? Cenap beylere gelmişler efendim. Cenap beyleri öğrendik. Tüh, ahlaksızlar. Onlara gelmişler demek. Apartmanın yüz karaları. Derhal çekip protestoyu Sabri Bey. Boşaltsınlar evimizi. Çık söyle şunları. Tamam. Ne söyleyeceğim efendim şimdi? Söyleyeceksiniz Cafer Bey. Fuhuş yuvası mı burası? Almanmış kadınlar galiba efendim. Hem de Alman. Allah cezalarını versin inşallah. Çık çabuk söyle şunları. Ben nasıl söylerim efendim? Söyleyeceksiniz Cafer Bey. Tamam. Nerede o şız? Kıracağım kafasını. Gel buraya ahlaksız, sen misin? Hayda. Tövbe valla teyze. Ne istiyorsun sen benim resmimden? Kırayım mı kafanı? Kırayım mı ha? Aman aman tutun şunu efendim. Bırak. Ne hırsızı anneciğim. Cafer Bey o. Cafer Bey. Anladım. Evet efendim. Evet. Bir dakika efendim. Bağlıyorum. Şükrü Bey. Nazif Bey görüşmek istiyor. Bağlıyorum. Demet kim arıyor? Nazif Bey. Para mı istiyor acaba? Bilmem. Para istiyordur, başka ne isteyecek? Tam da zamanı. Kanarya nerede? Odasında. Ha, ayrılmasın bir yere, işimiz var. Ne yapıyor tahta kafa? Oturdu uyuyor Şükrü Bey'in karşısında. Ayıp yahu, benim yanımda uyuma bari. Çüş denir adama. Hakikaten çüş müdürüm, affedersin. Cıvık. Yahu seni evimizde misafir ettik. İyi kötü yatağımızı verdik. Boşuna tahta başlamamışlar müdürüm, affedersin. Abbas bana bir çay ver. Bağış üstüne. Ha, 1,5 şeker. 1,5 müdürüm, affedersin. Limon da unutma. Limon da var müdürüm, affedersin. Ha, fırla. Bazen bu veresin geliyor valla. Bir şey eli kere söylemese olmaz. Anlamıyoruz sanki, illet. Can çıkar huy çıkmaz bacım, affedersin. Adamın vidaları gevşek. Cıvık cıvık. Nimet Hanım hepinizden özür diliyor baba. Yaptıklarına bin pişman. Bu kaçıncı özür oğlum, yetti. Fenalık geldi herkese. Haklısın ama baba... Aması ne? Özge de arada kaldı. Annesi kızın. Çok üzülüyor. Biz de üzülüyoruz oğlum. Elimizden bir şey gelmiyor ki. Kafayı yemiş kadın. Bir gün böyle, bir gün böyle. Baba senin araya girmen lazım. Bu işi sen bitirirsin. Yapamam vallahi, yo. Bu kaçıncı ya? Bulaştırmayın beni artık bu işlere. Baba bizim hatırımız için lütfen. Arada ben varım, Özge var. Esu da var. Zaten arada siz olmasanız ne yaparım biliyor musunuz? O Nimet Hanım'la tahta kafayı... Neyse. Nazif Bey çok iyi oldu konuşmamız. Bir haftayı geçmez. O sözü veriyorum. E biz de bir yerden para bekliyoruz. Ne yapsınlar efendim? Piyasa alt üst. Mart'ta biraz canlanır dedik ama... Canlanacağı yok, evet.
Sağ ol, görüşmek üzere. Kim oğlum? Nazif Bey. Paramı istiyor yine. Bekleyecek bir hafta, konuştuk. Konuştun ha? Hey aslanım benim. Ha, ha, Nimet. Yok biziz Raşit Bey. Hay Allah. Uyuyakalmışım şurada ya, özür dilerim. Estağfurullah. Ben de ne güzel uyuyordunuz, uyandırmadım. Raşit Bey, biz de sizinle konuşmaya geldik biraz Cem'le. Konuşalım Şevket. Buyur. Ben çıkayım isterseniz abi. Otur otur. Gizli bir şey yok oğlum. Raşit Bey, bu kaçma kovalamacaya bir son verelim, ne dersiniz? Tamam verelim de Şevketciğim, nasıl? Ben bayılıyor muyum bunlara? Görüyorsunuz Nimet'i. Nimet Hanım yelkenleri indirmiş. Bu sabah ağlıya ağlıya Cemlere gelmiş. Öyle mi? Hı? Öyle Raşit Bey. Özür diliyor sizden. Allah Allah. Deli. Vallahi deli bu kadın. Yumuşadı be kadın. Yumuşamış. Özür diliyor baksanıza. Oh oh. Aman kurtuluruz bu gücü tatlı kafadan neyse. Hadi kalın fırla. Abbas ayır seni pastana. Ne kelime babam affedersin. Dur ben vereyim. Nerede Şevket Beyler? Hepsi Şükrü Bey'in yanında. Tamam. Oh bitsin artık bu torun, canıma yetti. Susurluk olana döndü vallahi. Ben öyle esir gibi oturamam evde dört duvar arasında Şevketciğim. Ayrıntıları karşılıklı konuşursunuz Raşit Bey. Vallahi şu çocukların hatırı olmasa katiyen girmezdim aranıza. Gel. Zor vallahi. Annem de bazen olmayacak şeylerden kavga çıkar. Benimki de öyle Zeynep. Bazen küçücük bir şey bir takar. Allah yanına yaklaşılmaz valla. Babam da çok inatçı. Bizimkiler de öyle. Her evde aynı şeyler be Zeynep. Düzelir, üzülme. Düzelsinler ama fenalık geldi, ev çekilmez oluyor. Bir ara kaçayım şuradan, kurtulayım dedim. Nereye kaçıyordun? Bilmem. Geçmiş olsun Seyit abi. O da amma da insafsızmış. Beyin sarsıntısı geçiriyordum valla. Kepesi atınca gözü hiçbir şey görmez eniştemin de sağ olsun. Boynumu şuradan şuraya döndüremiyorum. Dünyam karardı. Valla ucuza atlatmışsın. Öyle, buna da şükür. Tertibim geçiyor. O buradan günde en az 5 posta geçer Seyit abi. Bulur bir bahane. Yazık, ne yapsın? Yanıyor çocuk. Aklı burada. Kentliğim, bize selam yok mu? Ha, görmedim Hüseyin amca. Merhaba. 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 Ne oldu öyle kulağına? Sorma tertibim. Baston darbesiyle gazi olduk. Geçmiş olsun. Sağ ol tertibim. Ne yiyorsun öyle? Dut kurusu Hüseyin amca. Dut kurusu mu? Hmm. Bayılırım. Dök bakayım biraz avcuma. Dökeyim Hüseyin amca. Öyle tatlı ki. Tatlıdır. Tertibim. Bunun şehrini kısmı bilmez. Senin nereden aklına geldi? Ayşen gemisi canı çekmiş. Canımı çekmiş? Tövbe yarabbi. Hamile mi yoksa? Kimden kalacak Hüseyin amca? Olmaz ki. Ne bileyim aslanım. Hmm, bal gibiymiş. Bize de ver biraz tertip. Vereyim madem abi. Öyle tatlı ki. Yeter yeter sağ ol. O cebindeki de fındık mı yoksa tertibim? Fındık Hüseyin amca. Benim kemiklerimin hormonların gelişmesi için lazımmış. Oo, can besliyorsun bakıyorum. Yemem lazımmış Hüseyin amca. Enerji. Dilek ne yapıyor? Dükkanda. Onu da vereyim biraz. Ver hadi ver. Gelmişken gör biraz sevgilini. Göreyim özledim. Söyleme böyle şey Hüseyin abi. Havalara giriyor ondan sonra. Yahu bırak adamı girsin biraz. Garip. Kime ne zararı var? Tövbe yarabbim. Pembe pembe. Cenk merhaba. Merhaba tertip, ne haber? Ne olsun? İşine bak sen. Hanımefendi alsın kilotlu çorabını. Bunu alıyorum. Başka? O kadar, teşekkür ederim. Ne tatlı düt kurusu yedireceğim şimdi ona. Buyurun. İyi işler. Sağ olun, yine beklerim.
Güle güle efendim, yine bekleriz. İnşallah çabuk kaçmaz. Gel bakayım, ne yiyorsun? Nutkosu ister misin? Ver biraz. Öyle tatlı ki insanın ağzında eriyor, yumuşacık. Ayşe yenge mi aldım? Ne yapıyor Ayşe yenge? Hiç, ne yapsın? Her şeyi öğretmeye çalışıyorum ama taş kafa, anlamıyor bir şey. Güzelmiş hakikaten. Afiyet olsun. Sen de güzelsin Dilek. Süt yaparmış bu tutkusu böyle böyle. Yanaşma, yanaşma fazla. Uzat dur şöyle bakayım. Ne, ne oldu Dilek? Başladın yine son günlerde öpmelere, acayip acayip konuşmalara. Heyecandan Dilek, tutamıyorum kendimi. Çok sevdiğim bir şeyi görünce. Tutamıyormuş. O nasıl sevgiymiş acaba? Bak kalbime. Öyle güzel atıyor ki pıt 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 pıt. Uzak dur dedim sana. Çalmasın kapımı kimseciklerim. Boş bulut, yıldız yalnızlığında. Çok uzun gözlerin içindeyim. Çalmasın kapımı kimseciklerim. Of, başım çatmıyor İpekçi. Çok içmişiz dün gece. Of. Çok içmişiz be Cenab abi. Güzel geceydi ama neler oldu hatırlamıyorum. Ben de pek hatırlamıyorum. Bırakalım bu dağıtmaları Cenab abi. Otur şu daktilonun başına artık. Oturacağım İbikçi, oturacağım. Kendimi biraz toparlayayım. Böyle de güzel ya. Kim Cenab abi? Esmer. Kızımlık da yakıştı. İbikçi için böyle bir isim var ki buraya geliyor. Ha, Esmer mi geliyor Cenab abi? Evet evet. Gelecek. Göreceksin. Sarılacak boynuma. Sen ne yapacaksın o zaman? Ben hemen kaybolurum Cenab abi. Tebrik ederim. Kaybol İbikçi. Beni Esmer'le yalnız bırak. Abi Cenab abi hemen. Geldi. Geldi. Geldi valla. İçine doğmuş senin Cenab abi. Ne oldu İbekçi? O benim içime güneş gibi doğdu. Dur ben bakayım. Benim karşılamam daha doğru olur. Gel canımın içi gel. Bu nerede seni bekliyorum bakayım ha? Neredesin? Sen misin Caferciğim? Buyur canım içi buyur. Rahatsız etmeyeyim. Etmezsin Caferciğim, gel. Ne var, bir şey mi söyleyeceksin? Otur Cafer. Sağ ol. Sabri Bey yolladı. Yanlış anlamayın ama. Söyle canımın içi, ne diyor Sabriciğim? Dün gece kadınlarla gelmişsiniz eve. Ne olmuş? Bize göre bir şey yok efendim. O ileri geri konuşuyor işte. Ne diyor? Aile arasında olmazmış. Çoluk çocuk görürse ne dermiş? Terbiyesiz. O da artık çok oldu ha. Çok efendim. Hem de ne terbiyesiz. Siz bunu tanımazsınız. Hasta hasta. Herkesin işine burnunu sokar. Söyle Sabriciğim ha. Hatırını kırarım. Karışmasın kimsenin özel hayatını öyle. Tabii canım. Ne demek? Baş üstüne. Sokmasın seni araya. Gelsin, bir sıkıntısı varsa bizimle konuşsun. Hadi öpüyorum yanaklarından. Şuradaki kedi yavrularına bakacağım. Oy yaramazlar. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Evcilik oynuyoruz. Aferin. Aa, ne güzel kurmuşsunuz evi de. Sen evet. Misin anne? Benim. Banu da senin kızın. Hı, kızım. Hadi bakalım. Ben de sizinle oynardım biraz ama hastam çok. Buyurun. Aa, ne yapıyorsunuz kızım? Sabri Bey görmedi inşallah. Toplayın. İn aşağı Sabri Bey'e inat yapar gibi. Cafer bırak ya, çocukların ne zararları var. Şurada güzel güzel oynuyorlar. Oynasınlar da efendim. Laf söylüyor bu domuz. Çok ağır konuşuyor valla. Hiçbir şey söyleyemez. Ben izin verdim. Rahat bırak çocukları. Allah Allah. O da çok karışıyor. Tarafsızlar. Şşş. Terbiyeli ol çakarma. Zaten canım sıkkın. Hadi kızım hadi. Tut kardeşinin elinden. Konuştun mu? Konuştum da. Ne diyorlar? Karışmasın bizim özel hayatımıza. O kadar uzun boylu değil diyorlar. Ya yiyecek üstahlaştılar. Evet efendim, yiyeceğim de. Çıkın siz konuşun.
Öyle kapıcının laf götürüp getirmesiyle olmaz. Konuşacağım efendim. Çağır şu asansörü buraya. Burada burada buyurun. Ağzınıza geleni söyleyin lütfen efendim. Kim oluyormuş onlar? Söyleyeceğim efendim. Siz içeri girin. Buyurun. Kiracılarsa kiracılıklarını bilsinler biraz. Biz çapkınlar. Alman kadınları laşta fişte tepemizde. Buyurun. El salladı az önceydik ki geliyor. Esmer mi canım abi? Artık kızıl. Sedimentoz ol. Hemen canım abi. İşte bu. Geldi güzeller güzeli. Az sonra kollarımda. Sen sakla. Gel canım hiç gel. Sen misin Sabiciğim? Benim efendim ben. Başka birini bekliyordunuz herhalde. İyi günler. Bekliyorduk canım içi. İyi günler. Çıkabilirsin İbrikçi. Hoş geldiniz. Buyur abiciğim, bir şey mi var? Var efendim. Söyleyeceklerim var size biraz. Söyle abiciğim, söyle. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar biliyorsun, diyalogla. Bizim de sana söyleyeceklerimiz var. Konuşalım efendim. Siz birinden mi saklanıyordunuz az önce Sıtkı Bey? Yok, kimden saklanacağım? Efendim, size kırgınım. Biz de sana kırgınız abiciğim, çok ayıp. Karışamazsın bizim özel hayatımıza bu şekilde. Siz de evi çok maksatlı kullanmaya başladınız ama efendim. Nasıl yani, anlamadım. Efendim, dün gece ben görmedim ama görenler söylüyor... İki Alman kadın getirmişsiniz eve. Yo, Sabri Bey öyle değil. Dikkat edin sözlerinize. O kadar kolay değil beyefendi. Onlar Almanya'nın en ünlü iki kadın tiyatro sanatçısı. Biz şeref duyarak misafir ettik. Böyle sokaktan toplayıp getirmedik buraya. Rica ederim. Çekeceğim kulaklarınızı. Sizin evinize kaldıkları için şeref duymalısınız onlardan. Değil mi? Raşit'cim. Hoş bulduk Nimet. Ah ne özlemişim. Girsenize çocuklar. Yok biz girmeyelim efendim. Bizden bu kadar. Sizi baş başa bırakalım anne. İyi akşamlar. Size de yavrum. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Sağ olun. Var olun. Gel Raşit. Durma orada öyle. Burası senin evin. Sakallarım uzamış senin biraz. Uzadı. Orada burada sabahlamaktan. Ah canım, bir daha olmayacak. Bak Nimet. Benim bir siyasi kariyerim var. Tamam mı? Ben öyle senin dizlerinin dibinde kafesteki kuş gibi yaşayamam. Gezmem lazım. Çeşitli çevrelerde bulunmam lazım. Tabii Raşit'cim. Gezeceksin istediğin gibi. Bundan sonra hiçbir kısıtlama olmayacak. Olamaz zaten. Çeker giderim ona göre. Fava mı yaptın? Fava yaptım Raşit'cim. Seviyorsun diye. Kaldır. O bende gaz yapıyor. Bilmiyor musun? Öyle mi? Hemen kaldırıyorum Raşit'cim. Çok merak ediyorum. Ne oldu acaba? Olmaz bir şey. Cemler gelir şimdi anlatırlar. O kadının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir anı tutmuyor çünkü. Ruh hastası şekerim. Belki de kilitledi bile adamı odaya. Bu akşam kilitlemez. Yarın belki. Tahta kafa başlar hemen kazaklık numaralarına. O bizim yanımızda yapıyor oğlum bütün numaraları. Nimet'in yanında kedi gibi vallahi. Bağlamış mıdır karyolayı abi? Hemen bağlamaz. Önce içirip sarhoş eder ondan sonra bağlar. Sonra kafasına bir şişe. Şiş lazım eline, bir de şiş. Valla ben de karısı olsam gözlerini bağlayıp şişlerim o tahta kafayı. Nerede kaldı bunlar Mine? Gelirler canım, gelirler ancak. Hemen kötüye yorma. Onlar da perişan oldu. Hem de nasıl? Şükrü, anlat bakalım biraz oğlum. Ne anlatayım abi? Şimdi
Tahta kafayla bunalım kıymeti. Anlat bakalım şimdi neler oluyor. Şimdi abi. Ne? Oturdular. Böyle karşılıklı içkilerini içiyorlar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak iç çekiyorlar. Ha bana bak, tahta kafa tabancaya mermileri de sürüyor değil mi? O sonra abi. Tamam. Nimet de böyle şişini hazırlıyor. Önce aşk. Aşk. Hadi sağlığımıza. Sağlığına. Ne haber Pelgen? Yaptın mı alışverişini? Yaptık abi. Aferin, erkencisin. Bitir servisi, hemen aç dükkanı. Hemen abi. Şunları dağıtayım, gidiyorum. Hadi bakayım. Ben de uğrayacağım. Beklerim. Nasıl içeride havalar? Gergin abi. Hallem düküs mü oğlanla? Kaç gündür konuşmuyor. Onlar da kabahatli biraz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah abi, sana da. İyi günler. İyi günler. Geldi yağcı. Nerede kaldın İblis? Temizlik yaptık babacığım. Nasıl işler? Allah'a şükür. O babacığım. Sen böyle konuştukça içim ferahlıyor valla. Canın mı sıkkın biraz? Yok, ne sıkıntısı? Laf çıkarmasana şimdi İblis. Bir bit atmazsa rahat etmez ki canım. Kızma babacığım, kızma hemen. Bana öyle geldi herhalde. Sultan Hanım da yüzünü asmış da. Allah Allah, çalışıyoruz şurada. Göbek mi atacağız? Sabah sabah laf isteme. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Çalışın aslanım. Hep böyle göreyim sizi. Bulmuşsunuz böyle kale gibi babayı. Kıymetini bilin. Çok bildiler. Taktıkları var mı acaba babalarının? İşine bak sultanım sen de. Şahin selamı var sana babacığım. Sağ olsun, sen de selamımı söyle. Bağ üstüne. O büyük iş adamı diyor senin için. Yanaklarından öptü. Eniştenizin siparişlerini hazırlayın. Çocuk okula gidecek, bekletmeyin. Allah razı olsun babacığım. Hadi bakayım. Canlanın biraz. Beslememizi, avantamızı da unutmayın. Hemen enişte. Nasıl vaziyet? Yüz bizi hala enişte konuşmuyor. Kadın da olduğu şey getiriyor kadın. İsim verip bu ay sonunda beni işten çıkaracakmış. Yok ya, olmaz öyle şey. Senin gibi bakkalı nereden bulacak? Öyle diyor. Bak bak, kızgınlıkla söylenmiş şeyler. Öpün siz de elini yanağını, barışın aslanım. Öperiz enişte. Denedik demiş de sultanım taş koyuyor. Hemen yumuşatırım. Babacığım. Ne var? Bunlar senin elini öpmek istiyorlar ama çekiniyorlar. İstemez, öpmesinler. Benim öyle hain evladım yok. Öpsünler babacığım. Affet, bir daha olmayacak. Ya olmayacak, bekle. Azmış onlar, azmış. Gözleri dönmüş. Sultan Hanım, benim ağzımı açtırma şimdi. Bunları azdıran senin abin Hüseyin. Tüh, sonunda öyle oldu değil mi? Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Sultan Hanım bağırma öyle, müşterinin yanında konuşuyoruz. Bağırtmasın o da. Ne konuşuyoruz ayol? Adam ışığı görmüş de hırsız mı var ne var diye merak etmiş girmiş. O saatte hırsız kovalıyor. Babacığım da inandı. Senin abin nerede avanta orada. Tüh! Sana tüh! Kes sesini İblis, kıracağım boynuzunu. Ama hakikatleri konuşuyoruz burada babacığım. Kes sesini! Büyükşehir'de yaşıyorsun artık Ayşe'nin. Her şeyi bileceksin. Öyle kocaman memeli ineklerin arasında oturduğun gibi meme olmaz burada. Gözünü açacaksın. Bir kızın bir oğlanı sevdiğini nasıl anlarsın mesela? Ne bileyim Halis? Ya hayat bilgin sıfır. Dökülüyorsun. 6x8. 48. Aferin bak, bunu bildin. Aa bak Yeşim. Okula gidiyor annesi. Günaydın Gülsüm abla. Günaydın Halis'ciğim. Nasılsın Ayşe Hanım? Sağ ol, çok şükür. Abadi'yi gezdirdik biz de Halis'le. Her şeyini yaptık Gülsüm abla. Oh ne güzel. Sen de alıştın maşallah İstanbul'a. Biraz. Daha çok şey öğrenmesi lazım Gülsüm abla. Ben öğretmeye çalışıyorum ama. Buyurun, iyi günler. İyi günler Cafer amca. Biz alabilir miyiz ekmeğimizi, gazetemizi? Alırsın tabii. Hediye de var mı? Buyurun, var efendim. Aferin be, neler öğrenmiş. Bak Halis, gördün mü? Öğrenmez mi canım? Cin gibi kadın o maşallah. IQ'su yüksek. Ölçtürdük. Akıllı ama Cafer amca, sosyal bilgisi zayıfmış. Cinsel konularda hiçbir şey bilmiyor. İyi günler. İyi günler amcacığım. Teyzen nasıl? Uyuyor mu mışıl mışıl yatağında öyle? Uyuyor. Niye sordun? Hiç öyle. Uyusun bırak. Hanım,
Şşt, sana söylüyorum. Neydi senin adın? Ayşe. Buyur amca. Yaptırdılar mı senin muhtarlığa kaydını? Bilmem. Daha yaptırmadık amca. Yaptırmadınız mı? Babana 40 kere söyledim, oralı olmadı. Allah bilir, nüfus kağıdı da yoktur bunun. Var amca. Evladım, bu işlerin şakası yok. Karakolluk olmayalım. Çık söyle babana, hemen gitsin muhtara yaptırsın kaydını bunun. Duydun mu? Duydum amcacığım. Ortalık kötü. Ne malum eteğinin altında Kalaşnikov taşımadı? Aman. Yok artık deme. Bu. Bu ya. Görmüyorsunuz televizyonlarda teröristlerin oraya buraya nasıl sızdığını herhalde. Amine kadın kılığına giriyor, elinde bomba taşıyıp ortalığı kan gölüne çeviriyor. Vay benim başıma gele. Ağlama Ayşe yenge. Bak ağlattın kadın sahibi amca. Öyle bir insan değil. Tertemiz kadın be. Şurada bir aydır sesi çıkmadan oturuyor. Daha neler artık. He. Ne teröristlik aldı kadın, ne anarşiki. Ağlama, ağlama. Ben o kadar söylüyorum işte. İki gün içinde muhtara kaydını yaptırmazsanız bildiririm karakola. Ooo, şarkımı söylüyorsun Hülviye. Pek keyiflisin bugün. Evet Davut. Oldun mu tıraşını? Olduk. Oh, mis gibi de kokuyor. Annemin aftershave'i mi? Onun gönderdiği, sağ olsun. Oturabilir miyiz? Aa, tabii, buyur otur. Halis geldi, geldi. Gelsinler, acıktık. Buyurun. Aa, Ayşe, ne oluyor sana? Ağlıyor musun sen? Ağlıyor anne, çok korktu. Sabri Bey önce karakola götürecekmiş. Ha, oh. Karakola mı? Allah Allah, ne münasebet? Terörist dedi Ayşe yengeme, adil. Terörist mi? Ayşe ağlama kızım. Ayşe'cim, lan ağlama. Anarşist dedi, adil. Bomba taşıyormuş Ayşe yengeme eteğinde. Tüh, eşek herif. Şimdi inip patlatmasa mı ağzını burnunu? Patlat baba, adil. Ne hakkı var kadını ağlatma? Nay Davut, nay. Bizim öyle dayakla sopayla işimiz yok, lütfen. Kaşındı ama bu Hülviye. Olmaz, konuşmak lazım. Muhtara kaydını yaptırmamış, sana 50 kere söylemiş adi. Yaptıracağız, biz de 50 kere söyledik öküze. Laftan anlamıyor ki. Öküz baba, öküz mü? Aa, çok ayıp Halis. Ayşeciğim, ağlama, bitti artık, bitti. Korkacak bir şey yok. Yaptıracağız kaydını. Almanya'daki gibi Davut Anmeldung. Almanya'da bir sürü sütü bozuk var Hülviye. Burası Almanya mı? Tövbe! Evimizde anarşist mi besleyeceğiz artık? Hadi, eteğinin altında bomba taşıyormuş. Hadi açın bakalım, nerede bu? Baba, şiştim bırak. Kim şişti be? Sen kendine bak. Şükrücüğüm yapma şunu, çok tehlikeli bu yaşta. Yok mu Hüseyin Hasan'cığım? Şükrücüğüm ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam. Ne oldu baba, kim şişti? Konuşma. Aşk olsun Şükrücüğüm, ödüm patladı. Çuval gibi düştün ama kim şişmiş? Sensin çuval. Ali yeter. Olmayacak mı o kadar farkımız? 50 küsur yaşında adamın. Kaç kaç? Tam söyle tam. Ali, soluk soluğa kaldın Şükrücüğüm. E olacak o kadar Nazancığım. Hadi kalk hadi. Kalkalım sahip. Çocuk gibisin vallahi. Şununla bir oluyorsun. Baba. Evet. Baba be. Bir şey isteyeceksin. İsteyeceğim ama çok önemli. Söyle. Vermezsin ki. Oğlum söyle bakalım. Zeynep ehliyet almak istiyor da. Çalıştıracağım biraz, araba lazım. Bugün mü? Hı. Bugün olmaz. Annemi mezarlığa götüreceğim. Dedenin rüyasında görmüş. Yapma be baba. Yarın çalıştır oğlum sen de, bak bir şey söylüyor adam. O dinlemiyor ki Nazancığım. Kafasında bir şey var. Yapmış programını, habire onu söylüyor. Sen ne dersen de. Anne. Efendim.
Dedem mi görmüş rüyasında babaanne? Söyledi ya şimdi oğlum, duymadın, niye bana soruyorsun? Baban yanında. Cevap vermez ki o anne. Ne zaman bir şey sorsan, ha ne dedin? Ne sordun da cevap vermedik bugüne kadar oğlum? Baba ben götüreyim istersen babaannemin mezarlığa, ver bana arabayı. Olmaz. Kadın 40 yılda bir şey rica etti bizden, alınır. Olabilir Şükrücü. Bu gitmez Nazan vaktinde. Zeynep'e direksiyon talimi falan derken bekletir kadına, ayıp olur. Baba bekletmem. Vallahi yemin ediyorum. Yok yok, olmaz. Olabilir Şükrücüğüm, inletme şunu. Bırak götürsün. Hadi baba ya. Yok yok. Tuttu ineğin adın. Ablacığım kalk. Yayılma öyle. Hasretme vatandaşı. Bunlar bizim işimiz değil. Ne bağırıyorsun kız? Aa, apyonumuz patlamadı daha şurada. Ne olur iki şey getirsen eline mi yapışır? Yapışır. Fazla söylenme. Kalk. Patlatırım şunu ablamı. Kız gelme üstüme öyle katil gibi. Bağırayım vallahi şimdi avazım çıktı kadar ha. Bağır. Hadi bağır da uyuyayım, kalk. Ay kabak mı uyuyorsun öyle bir? Kalkmıyorum işte. Yetti be, kocan mısın? Pilav pişir, kabak doğra. Doğrayacaksın. Yoksa ben seni doğrarım. Vatandaş yumurtasını yiyecek. Ay, ay, eli kırılsın inşallah, eli. Sus ulan sen de. Sabah akşam kok 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 kok. Prens, yok şey yok. Heyecanlanma. Konuşuyoruz. He, konuşuyoruz. Ne biçim konuşmak da? Parçaladın her tarafımı be. Parçalarım. Vatandaş sahanda yumurtasını yiyecek işte o kadar. Pişirmiyorum işte. Ne dedin? Pişirmeyeceğim dedim. Ne bu be? Nikahlı karın mıyım senin? Ay. Kapı çalıyor. Çalsın. Sen soruma cevap ver ablacığım. Kapıcı yumurta getirmiştir. Getirsin. Sen soruma cevap ver. Ay! Yapma seni kız. Anam. Buyur kadını katil. Buyurun, iyi günler. Hayırlı koçum, ne oluyor? Kapıları mı dinlemeye başladın yani? Ne münasebet efendim? Yumurta getirmiştim de. Bana yumurta deme. Yumurta deme, oyarım. Yumurta yok efendim. Ağzımdan kaçtı. Kaçmasın. Oyarım. Anlaşıldı mı? Baş kız bırak şunu. Bu garibanı mı buldun şimdi de? Sıkıysa bana vur hadi. Ablacığım. Gir içeri. Hazır mı vatandaşı? Girmiyorum lan. Girmiyorum işte. Hadi bakalım. Herkese de sesleniyorum işte. Kız baksanıza şu katile. Urk urk git içeri. Bana bak. Sana içeri gir dedim ablacığım. Ya uzun kurbanın olayım. Yap. Bırak. Çekil koçum sen aradan. Konuşuruz aramızda. Dur kız. Gel buraya. Ay, gel oldu abi. Gel buraya. Abi. Ay. Gel abicim. Bir şey sana oluyor birader? Hemen koştun, ne geldin? Sana bir şey oldu sandım Yavuz abicim. Tamam birader. Sen hala burada mısın? Gitmedin mi işe? Şimdi gidiyorum canım abicim. Git. Git. Kimleri kırlatacak katil? Benim de kırdı her tarafıma. Olur hanımefendi, bunlar aile arasında. Hemen gidiyorum canım abicim ben. Olay var, Sedat'ın sesi bu. Kızma bana bir şey olmasın, kalk. Ne yapayım anne? Öf. Ne yapayım diyor. Tüh. Babanı şurada öldürseler hiç oralı olmayacaksın. Bir havalar geldi sana son günlerde. Ah! Sedat, ne oldu? Bırak ya! Şurada tak geversek kılınızı kıpırdatmayacaksınız yani siz de. Allah korusun. Gördün mü salak? Gördük. Gel gel. Ah, vurdu mu yoksa Sedat? Vurdu kardeşim, vurdu. Elleri kırılsın inşallah. Allah kahretsin ya! Bu yaşta dayak yiyoruz artık canım. Adam seninle kavga etmiş, ayrılım dedik, tak tak. Gebere sıcak katil, dur bakayım, dur bakayım sana. Yetti be, adamın ellerine kazandırıyoruz. Tak, şu halimize bak. Bırakacağım vallahi bu hıyarı. Sık dişini birkaç ay daha Sedat'cığım, sabırlı ol. Kuracağız inşallah kendi firmamızı. İnşallah. Çok acıyor Serpil şurası. Yanıyor. Aferin kızım, aferin. Babanın burada canı yanıyor, tak. Sen orada yağlama yıkama. Bunun aklı başından gitti Sedat. Bu aşık. Zaten aptaldı, iyice aptallaştı. Araştırıyorum Serpil'cim. Tutmadı gözüm o özgürlerin şirketini, tak. Faaliyet alanları çok geniş. Midem bulandı. İthalat, ihracat, her türlü ticaret, turizm, reklamcılık. Sahi mi? Ay yapma Sedat. Kaba saba insanlarmış zaten. Sen de anlatsana kızım şunları babana. Ne anlatacağım? Midem bulandı Serpil. Araştırıyorum. Yakında öğreniriz kardeşim. İnternetten girer cız. Bunlar herhalde saadet zinciri numarası çekiyorlar Serpil. Eyvah eyvah. Yok artık baba, daha neler. Sus kız sus. Ukala ukala konuşma.
Babandan iyi mi bileceksin sen? Adam internetten araştırıyor, cız. Cız kızım, cız. Bizden kaçmaz ya. Kapıcı, kapıcı! Çenen düştü bugün senin ha. Kapıcı! Kes, kes! Cafer! Buyurun. Kavga mı ettiler o haydutla kadın? Paraladılar birbirlerini valla. Bir tokat da tak tak yedi. Oh, iyi olmuş. Geberesiceler. Neymiş dertleri? Eser Hanım yumurta pişirmiyormuş katile. Tövbe yarabbi. Bu ne canım? Apartmanda her gün bir rezalet. He, bu ne ya? Tek tek kimse olmuş şu basamakları. Tek tek gidiyorum ya baba. Ulan. Kutu tak, kutu tak. Kutu takma aşıkçım. Baba bak Sabri amca. İyi günler efendim. İyi günler komşum. Ben de sana geliyordum. Öyle mi? Buyurun. Komşum bak. Bir şey söyledin, biz de tamam dedik. İşimiz vardı biraz, yaptıramadık. İnsan bu kadar sık boğaz edilmez ki. Tövbe. Ne anarşistliğini bırakmışsın kadının, ne teröristliğini. Ağlaya ağlaya eve geldi ya. Çok ayıp. Bir dakika efendim. Lafları çarpıtmayalım. Ben anarşist demedim. Olabilir dedim. Neler oluyor görüyorsunuz televizyonlarda. Dedi baba, terörist dedi. Bomba taşıyormuş. Alt! Karışma sen lafa, dum kov! Alt! Dur, 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 dur! Şşşt! Sus bakayım. Amcalar konuşuyor. Hiç yakıştıramadım sana vallahi komşu. Günah ya! Cahil kadın! Bu kadar da insan üstüne gidilmez ki. Ne olacak şimdi? Yazık değil mi? Korktu. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Alt! Yürü! Ayıp vallahi. Çok ayıp. Şurada komşuyuz sözde. Heh, çete kurduk sanki. Tüh! Tüh valla! Halt! Yürü dedim! Karışma sen lafa, dum kov! Dur, 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 dur! Kes! Patlatırma! Biz de burada görevimizi yapıyoruz efendim. Bunda alınacak, gücenecek bir şey yok. Kanun böyle, açık. He! Buyurun! Anladık be, anladık! Yaptıracağız! 40 kere söylenmez ki bu! Tövbe! Tövbe! Yürü! Baba, kırayım şunun ağzını burnuna. Yemin ederim, patlatmayayım ben seni. İnsanı zorla günaha sokar bunlar ya. Tövbe. Tövbe, tövbe. Bir vuracağım şunu gözüm üstüne. Al, gel. Davut Usta. Babacım orada bak, Cemil amca. Buyur gözüm. Doğru mu ya? Ne gözüm? Sizin o yanınızdaki Ayşe Hanım. Gizli örgüt üyesi miymiş? Tövbe. Kim uyduruyor bunları ya? Yok gözüm öyle bir şey. Bak görüyor musun? Biz de neyi yıkadın diyorduk. Allah mahsus mu yapıyor bunlar? Anlamadım baba, baykuş. Sarhoş sarhoş. Bırak. İyi günler Davut Usta. İyi günler günler günler. Davut Usta, bu teröristler hiç belli etmezler kendilerini. Anlayamazsın. Bak hala konuşuyor. Konuşsun baba, adi. Bırak. Boşuna baykuş dememişler ona. Benim Ayşe yenge terörist diyeceğim amca. Hadi, yürü. Nerede kaldın Gül? Yeşim'le öğretmeniyle konuştum. Şu duymasın. Banu, hadi sen oyuncaklarını oyna kızım. Ne oldu? Buyur kapıcı kapıcı. Sus be sen de şimdi. Ne diyor? Zor okuyormuş. Anam yapma be. Banu sen oyuncaklarını oyna yavrum. Neyesi? Utanıyor herhalde. Mahcup benim kızım be, mahcup. Ne yapıyor büyük hanım? Odasında efendim, giyiniyor. Yine bir yere gitmeye niyetleniyor galiba. Aman efendim, yalnız bırakmamak lazım. Her tarafı karıştırıyor. Ne yapayım efendim, başında durunca da sinirleniyor, kovuyor beni. Allah Allah. İyice beyni sulandı artık. Hayır efendim, hiç de değil. Niçin beyni sulanıyormuş? Öyle derler efendim. Bunama, bunama. Bunama değil efendim, affetmişsiniz siz onu. Anzemmer onun adı. Neyse işte efendim. Kendimizi kandırmayalım. Ha bunama ha anzemmer. Ayla. Bu ne evladım, atmışsınız bir köşeye. Sabri Bey'in saksafonu anneciğim. Aman efendim, benim benim. Niye atalım? Hayatta en kıymetli şeyim o. Saksafon mu dedin? Ötüyor mu bu? Evet anneciğim. Öyle güzel ötüyor ki.
İsterseniz Sabri Bey çalsın biraz size. Söyle çalsın. Aman efendim, düdük mü bu? Çalışmam lazım. Ala, ne diyor öyle kocan? Hemen çalamam diyor anneciğim. Biraz çalışması lazımmış. Söyle çalsın. Yoksa hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Allah Allah! Bu da öyle zulme gibi zırt mı çalınmaz ki efendim? Çalsın, para vereceğim. Aa, para mı? Evet. Al. Kaç mecidiye bu? Aman Allah'ım. Ne mecidiyesi? Dolar bu, dolar. $100 bu hem de. Başka var mı? Aa. Var. Çal vereceğim. Bakayım. Aa. Bakılmaz öyle, bereketi kaçar o zaman. Aman Allah'ım. Siz bana o dolarları verin, sabaha kadar çalarım vallahi. Aferin, ömrün bol olsun. Allah size de uzun ömür versin efendim. Nereden bulmuş acaba o dolarlar efendim? Ben ne bileyim efendim. Ay ya. Hadi durma öyle kızım, miskin miskin. Hadi oyna sen de. Aa, oynayayım mı? Daha neler artık anneciğim. Ne olur efendim. Dolar veriyor kadın. O dolarlara da iki göbek atılır herhalde. Hadi. Sana geldim İstanbul. Çocuklar gördüm sokaklarında. Yarım papuçlu, çıplak ayaklı. Cener abi kahve. Sağ ol canımın içi. Ya ne yapıyorum ben? Niye böyle kafam dağınık? Ne oldu Cenab abi? Olmadı İbrikçi, olmadı. Ah Cenab abi, şu kitabı bir bitirsen. Bitecek Sıtkıcım, bitecek. Bitireceğim, az kaldı. Bulutların altında mısın İstanbul? Sana geldim. Çık ortaya, göster yüzünü. Ha bak, bu iyi İbrikçi. İyi Cenab abi, çabuk yaz şunu unutmadan. Evet, evet. Bulutların altında mısın? Kim bu münasebetsiz? Ya biz şurada biraz olsun şiirimizle baş başa kalamayacak mıyız yani? Celil Bey, Sahip Bey filan istemiyorum. Alma içeriği birikçi, duydun mu? Duydum Cenab-ı Hak. Katiller geldi Cenab-ı Hak, ne yapayım? Gelsinler bakalım. Buyurun efendim. Buyurduk birader. Ne alemdesiniz bakalım dedik. Bitti mi bizim resim? Bitiyor Yavuz Bey, az kaldı. Bakın. Ay bakayım şuna azıcık kız. Ağır olalım ablacığım. Ezdin vatandaşı. Biz de bakacağız, hop. Aa, aa, aa. Kız bu ne? Bu ben miyim? Sen ablacığım, heyecanlanmayalım fazla. Bak, bu da ben oluyorum. Beğenmediniz mi hanımefendi? Kız nesini beğeneceğim bunun? En güzel aros çıkmış. Bu fotoğraf değil ablacığım. Aptal aptal konuşmayalım. Ayıp oluyor biraderlerin yanında. Ayıp değil efendim, ne demek? Herkes düşüncesini açık açık söyleyecek. Neyse birader, açık açık. Bitirin şu zımbırtıyı, güzelce paket edin, teslim edin bana. Paket mi dediniz Yavuzcuğum? Nasıl bir paket? Çerçeve demek istedi herhalde Yavuz Bey Cenab abi. Nasıl bir şey? Bunda para çarık da kız. Şöyle yaldızlı, varaklı bir şey olsun. Prens, o sudur yavrum, yok bir şey. Kapat çeneni lan sen de. Konuşuyoruz. Kot 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 kot. Şükrü Bey yalnız mı odasında Abbas efendi? Yalnız bacım, affedersin. Demet, haber var mı Kanarya'da? Aramadı Ergun Bey. Şu parayı bugün çekemezsek yandık yandık. Cem Bey'in kulası mı o? Onun müdürüm, affedersin. Demet, o elindeki ne kızım? Faks. Şükrü Bey'e geldi. Ver hadi ver. Abbas bekle. Dur bakayım şöyle. Gel. Her şey birbirini sokmasa olmaz. Aman ne güzel sizi böyle görmek baba oğul baş başa. Neyse, Raşit Bey'le Nimet Hanım bağıştı da siz de büyük bir sıkıntıdan kurtuldunuz efendim. Şimdilik öyle. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Aman efendim aman. Olmaz bir şey inşallah. Cem Bey de arada kalıyor. Perişan oldu baksanıza. Onların derdiyle uğraşmaktan şirketin işlerine bakamadık tabii. Şey efendim, kolunuz çayınız, buyurun. Ver Abbas. Çayın açık değil mi Abbas efendi? Açık babam, affedersin, daha açayım istersen. Yo yo,
Sağ ol, sağ ol. Bugünlerde midemde bir yanma var. Geçmiş olsun efendim. Bahar ayları böyle. Bende de var. Ne yesem gaz yapıyor. Abbasçık, ne bekliyorsun? Dikildin lan, dinliyorsun. Tövbe, ne lafı müdürüm affedersin. Bir emri var mı diye. Yürü hadi yürü. Yürü dayı dayı, canını sıkma. Uğraşma şu adamla Ergun sen de. Baba git bir doktora bak dur şuna. Mide önemli. Baktırmak lazım efendim. Cem Bey haklı. İhmal ediyoruz. Ya bir doktora gidiyoruz. Mide derken bağırsak. Bağırsak derken hadi safra kesesi. En iyisi böyle idare etmek. Siz de haklısınız efendim. Eskidi. Nüfus kağıdı eskidi. Ergun Bey. Bülent daha bankadan dönmedi mi? Dönmedi efendim. Telefon da etmedi, bekliyoruz. Karşılığı mı yok acaba çekin? Olabilir efendim. Piyasa çok kötü. Alamazsak fena. Bizim de ödemelerimiz var bugün. Ha. Gelince de haber ver bana. Tabii efendim. Afiyet olsun. Çık demesek çıkacağı yok bunun da. Her lafın içinde. Sen ne yüz veriyorsun baba? Bıktırdı. Cep telefonu cevap vermiyor mu? Kapatmış herhalde. Ya böyle zaman telefon kapatılır mı? Belki müdürün odasında. Belki bir şey konuşuyordur çocuk. Neyse bekleyelim bakalım. Bunlar da bu akşam Nimet Hanım'ı yemeğe davet etmişler. Her şey oturdu bak. Birbirlerine demetlerini bırakmadılar. E ne yapsınlar Ergun Bey? Çocukların hatırı için katlanacaklar. Ne hatırı kızım, ne hatırı? Menfaat dünyası. Kadında mal mülk gani. Kime kalacak ölünce? Hesabını yapmıyor mu bunlar? Kaçırın böyle adetlerin fırsatı. Ergun Bey. Bir şey mi istediniz efendim? Şükrü'ye bakacağım. Ne yapıyor? Odasında efendim. Sıkıntılı biraz. Belli etmek istemiyor ama Bilge Hanım'ın ev işine üzülüyor. Ya onlar da bir ev bulamadılar. Bu kadar çevreleri var. İstesinler anında bunlar efendim. Rahatlık, rahatlık. Her şeyi anne babadan bekliyor şimdiki gençler. Hah, Bülent geldi. Ne yaptın Bülent? Geçemedik hesaba Şevket Bey. Haftaya salı gününe belki diyorlar. Eyvah eyvah. Ödemelerimiz de var bugün. Sen de gittiğin yeri kurtuyorsun be kanarya. Benim elimde ne var Ergun Bey? Bak şimdi ettiği lafa. Cıvık bacım cıvık affedersin. Ne yapsın çocuk, çekin karşılığı yok Ergun? Yok Şevket Bey. Müsaadenizle. Yazdıralım arkasını efendim. Bunlar da hep böyle yapıyorlar. Olur mu Ergun? Her zaman iş yaptığımız insanlar. Demet, Mahmut Bey'i ara da ben bir konuşayım onunla. Hah, ara kızım. Arıyorum Ergun Bey. Gel. Efendim buyurun. Hadi kızım görüşürüz. Oo abi. Şükrü küsmüyoruz oğlum, ne oluyor? Kapanmışsın buraya. Olur mu abi? Bilge'yle konuşuyorduk şimdi. Demedin mi efendim? Ha ne yapmışlar? Mahkemeye veriyormuş ev sahibi. Versin versin. Çıkaramaz, öyle söyle ona. Ben de öyle diyorum. Demet ne oldu? Mahmut Bey yerinde yokmuş. Gelir. Devamlı ara Demetciğim. Konuşmamız lazım onunla. Duydun mu kızım? Devamlı ara. Konuşması lazım Şevket Bey'in. Ne oldu abi? Alamadık mı parayı? Maalesef efendim. Karşılığı yokmuş. Bülent geldi bankadan şimdi. Haftaya. Haftaya salıya belki diyorlarmış efendim. Ergun şunu ya sen anlat ya ben anlatayım. Özür dilerim efendim. Telaşlandım da birden. Olmuyor ki ama. Kimseye laf bırakmıyoruz. Fena ya o. Fena ya. O zaman şu haftalık ödemeleri getir de hep birlikte bir bakalım Ergun. Tabii efendim. Bakalım. Annem babamın mezarını ziyarete mi gitti Şükrü? Ali götürecek. Arabayı verdim. Allah Allah. Ne oldu acaba durup dururken? Rüyasında görmüş abi. Rüyasında mı görmüş? Ah canım. Özledi efendim. Özledi kocasını. Götürsün efendim. Götürsün. Kolay mı? 50 yıldan fazla bir yastığa baş koymuşlar. Toprak çekiyor. Toprak. Ya Ergun konuşma şöyle manyak manyak. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hadi. Hayat işte bu teyze. Bugün varsın yarın yoksun. Allah gani gani rahmet eylesin. Az ekmeğini yemedik. Yoruldun mu babaanneciğim? Geldik geldik. Yok oğlum sen yanındasın ya. Allah razı olsun. Hızır gibi yetişti bak. Erkek çocuğu başka teyze. Kızları evlendiriyorsun gidiyor elin herifine. Aslanım benim. Kimseye değişmem oğlum, babaannesinin bir tanesi. Hani ağlamak yoktu babaanne? Ne konuşmuştuk? Hadi bin. Olacak o kadar canım.
gel bize de bir gazoz iç bari oğlum. Gidecek misin hemen? Gitmem lazım babaanne. Zeynep bekliyor, direksiyon çalışacağız. Bu Zeynep'ten de bize hiç fırsat yok maşallah. Eskiden gelir otururdum biraz. Geleceğim yine babaanne, işimiz var bugün. Ne yapsın teyze, söz vermiş çocuk. Kız da pek güzel maşallah. Al bir gün onu da gel oğlum, mantı yapayım size. Neden hoşlanır, ne sever öğren bakalım. Mantıyı kim sevmez babaanne? Geliriz. Ne yaptı bilgeler? Çıkıyorlar mıydı? Hiçbir şey belli değil ki babaanne. Çıkmayacaklar galiba. Ev arıyorlar ama. Hava parası veriyormuş adam teyze 6 aylık. Maşallah kızım. Benim bile duymadıklarını sen duyuyorsun. Damacım güzel miydi? Beğendin mi Dilekciğim? Çok güzeldi Terkik. Sağ ol. Afiyet olsun Dilekciğim. Bak ne güzel. Böyle efendi olunca seviyorum seni Terkik. Ben de senin en çok bu hanımefendi halini seviyorum Dilek. Gelen giden var mı Adem abi? Yok bacım kimse. Sağ ol. Acıktın mı Adem abi? Acıktık be Tertip. Halis sana da lahmacun getirdi. Bak ne düşünceli çocuk. Yaşa be Tertip. Hem de 2 tane Adem abi. İşleri dolu böyle böyle. Hadi Dilekciğim. Ben de gideyim şunları soğutmadan. Babamlar bekliyor. Hadi Tertip. Gel. Bir kere öpeceğim. Çok tatlı görünüyorsun bugün gözüme. Sen de çok tatlı görünüyorsun. Öp öp. Koparırım o yanakları valla. Kopar Dilek. Ben de öpeyim. Öp hadi. Bir daha. Aa, hadi Tertip uzatma. Hadi tamam. İnsan dayanamıyor Adem abi. Öyle tatlı ki. Enişteme söylüyoruz ama dinlemiyor ki sağ olsun. Yeri de güzel. Beykoz'dan çık. Yeni havaalanına 15 kilometre. 3. Boğaz Köprüsü'ne 10 adım. Ne manzara var biliyor musun usta? Hani bize bulacaktın Hüseyin abi orada bir yer? Bulacağız aslanım. Bekle biraz. Sesini çıkarma. Olacak. Seninki sevabına. Neymiş o? Ev amca. Ev mi? Hı. Ev mi yaptırıyorsun 3. köprüye yakın? Evlenince amca. Hüseyin abi yapacak. Sokma bunun aklına böyle şeyler gözüm. Konuşuyoruz ustam, heveslendi çocuk. Daha bir şey yok. Yok mu Hüseyin abi? Yok tertibim. Dinlemiyorsun ki bizi. Eniştemi bekliyoruz. Kim verecek arsanın parasını? Oo, biz de ev yaptırıyoruz diye. Hani elektriğini bile çekiyorduk. Hadi işine bak Dumkov. Ev yaptırıyormuş. Hani nerede para? Gel şu arsayı sen al be ustam. Neyle alacağız gözüm, o iş bizi aşar. Alırız be ustam. Çevirdik mi birkaç parsel? Hazine arazisine. Allah'ın dağı ustam. Birkaç inşaata başla önce gerisi gelir. Davutşehir. Yıkarlar gözüm. Evim orada amca, yıkamazlar. Evin mi? Hayal mi görüyorsun Dumkov? Görür ustam. Yaşı gelmiş. Sen onun yuvasını yap. Dağları deler vallahi Ferhat gibi. Deler mi Hüseyin abi? Hadi işine bak Dumkov. Sapık sapık konuşma. Nerede kaldı bu çocuk? Bireye takılmıştır amca. Takılır ne yapsın? Yanık çocuk. Oraya mı gitti? Kebapçıya gitti. Lahmacun alıp gelecekti gözüm. Lahmacun mu? Vay vay vay. Tam da saati. Kaç tane söylediniz? Bize göre Hüseyin abi. 2'şer tane. Ben şöyle ucundan 2 diş alsam yeter canım. Ne olacak? Geldi amca. Neredesin sen hayırsız? Geldim babacığım. Öyle güzel ki Dilek 3 tane yedi. Bayıldı bayıldı. Öpüştük öyle yumuşak yumuşak. Ayrılamadık birbirimizden. Aa teyze. Evde misin evladım? Oturmaya geldim biraz. Buyur teyze, evdeyiz. Dikiş dikiyoruz biz de. Selim, büyük hanım geldi, Selim. Büyük hanım mı? Buyur teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. İşine bak kızım. Ben biraz oturup gideceğim. Yaparız işimizi, kolay. Buyur otur şöyle. Sağ ol canım. Bu evden kaçmış galiba Selim. Nereden anladın? Devamlı kaçıyor Selim. Seninkiler nasıl teyze? Ayla Hanım, Sabri Bey ne yapıyorlar? Ne yapsınlar evladım? Çalıp çalıp oynuyorlar karşılıklı.
Oynuyorlar mı Selim, duydun mu? Yok canım, ne oynaması? Sabri Bey ders veriyor ya, onu söylüyor herhalde. Ha. Şöyle bir lokmacık ekmeğiniz var mı kızım? Karnım acıktı. Karnım mı acıktı? Var teyze, var. Peynirimiz de var, ekmeğimiz de. Aç bırakıyorlar bunu herhalde Selim. Muz likörümüz de var teyze, içer misin? Ne likörü bu saatte Cemil? Aa. Versin versin, içerim. İçim acıdı vallahi, vicdansızlar. Kapı kapı dolaşıp ekmek dileniyor demek kadın. Ayla Hanım, bitmedi mi büyük hanımın işi? Öf, boş yere nefes tüketiyoruz burada. Annem nerede efendim? Tuvalette değil mi efendim? Ben de size soruyorum. Tuvaletten çıkmış efendim. Çıkmış mı? Nereye gider? Aşk olsun vallahi, niçin başında beklemiyorsunuz efendim? Gözle kaş arasında kaçırdınız kadını. Aa, siz de buradasınız efendim, görmediniz mi? Uçmadı ya bu. Saksofon çalıyoruz burada efendim, dalmışım. Şafer! Ah! Kapı da açık! Kaçmış! Kaçmış! Cafer Bey! Cafer Bey! Cafer Bey! Buyurun! Kapıcı buyurun! Annemi gördünüz mü Cafer Bey? Görmedim vallahi efendim. Oturduğun yok ki yerinde. Nereye gittin yine? Buradayım efendim. İki dakika ihtiyaç molası. Dolar mı onlar? Dolar mı? Ne doları? Anneciğimin taktıkları efendim, üstünüzde. Ah! Ay Allah, telaşımdan böyle mi çıkmışım? Ayla Hanım, siz de çıkarın. Tamam. Hakiki dolar valla. Kes sesini. Sen de bir şey gördün. Nereye kaçtı yine acaba efendim? Türkan Hanım'ın yanına gitmiş olmasın efendim? Olabilir. Cafer, çal kapıyı. Buyurun. Rezil olduk bu kadına da. İkide bir kapısında. Türkan Hanım gelmedi daha, gelmedi. Gül, aç Gül! Ne oldu Cafer, ne var yine? Büyük hanım evden kaçmış. Oraya uğradı mı kızım? Yok, uğramadı. Anam! Anneciğim, anneciğim! Nereye gitti şimdi bu efendim? Ben ne bileyim, öf! Buyur teyze. Sağ ol evlat. Peynirin de pek güzelmiş. Afiyet olsun. İştah açıldı kadının Selim. Açlıktan öldürmüşler zavallıyı. Vicdansızlar. Bir kadeh daha muz likörü içer misin teyze? İçerim evladım, içerim. İyi geldin. He. İçirip durma kadıncağızı Cemil. Aa. Teyze, seni merak etmesinler. Etmezler, etmezler. Çalıp söylüyor onlar kendi hallerinden. Likörün de güzelmiş, güzel. Ölmüşlerin canına. Afiyet şeker olsun teyze. Yazık yazık. Çok acıdım haline. Bunu bize bıraksalar ben bir haftada toz toparlak yaparım senin. Hadi bakalım. Oldu galiba İbrikçi. Olacak tabii Cenab abi. Sen yazarsın da olmaz mı? Dinle. Dinliyorum Cenab abi. Sana geldi İstanbul. Dur İbrikçi, ben açarım. Cemil Bey ise sepetle Cenab abi. Tamam İbrikçi, dinle. Hoş geldi. Sana geldi sevgilin koşarak. Kucağında sarmaşık güller. Göğsünün üstünde hançer. Hoş geldi, sefa geldi. Koşa koşa geldi. Özür dilerim. Koşa koşa geldim ben de. Bana mı söylüyordunuz? Size hanımefendi. Başkasına, tüm sevenlere ne fark eder? Buyurun. Sizin şiiriniz mi? Benim hanımefendi. İstanbul'a, İstanbul'a aşıklarına sevdiniz mi? Özür dilerim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Hoş bulduk efendim. Girmeyeceğim. Annem kayboldu da. Allah Allah, kayboldu mu? Gözünüzün önünde. Tuvaletten kaçtı Cenab Bey. Oyalamak için Sabri Bey saksafon çalıyordu. Ya. Buraya gelmedi demek. Yok ya, beni gelmedi. Eyvah, nereye gider? Bilmem ki hanımefendi. Perişan olduk. Bakın şu kalbimin haline. Belli oluyor hanımefendi.
Elektrik çarpmış gibisiniz. Öyleyim vallahi. Bir daha okuyabilir misiniz şu şiiri? Bir de şu adamın bozuntularına soralım bakalım. Buyurun. Çal zili. İnşallah apartmandan çıkmamıştır. İnşallah. Allah korusun efendim. Ağzından naylar falan düşer bir çukura. Ağzını hayır aç sen de. Abla! Geldiler abla! Gel buraya kızım! Ne salak şey bu da? Korktu korktu. Polise götüreceksin sandı herhalde. Allah Allah! Ne ilgisi var? Bir şey sorup gideceğiz ya. Gel kızım. Efendim Sabri Bey. Niçin siz bu kadını korkutuyorsunuz böyle? Yok karakol, yok muhtarlık. Tamam, şimdi gidiyoruz kaydını yaptırmaya. Hayır efendim, onun için gelmedik. Yanlış anlaşıldı. Kayınvalidem yine evden kaçtı da size geldi mi diye soracaktım. Aa, evet. Gelmedi efendim. Allah Allah, nereye gitmiş olabilir? Bilmiyoruz ki efendim. Herkese soruyoruz ama. Neyse, rahatsız ettik, kusura bakmayın. Aa, estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Korkma Ayşe Hanım, yok bir şey yok. Hı-hı. Ayşe'cim, yok bir şey. Rahat ol kızım. Bak, gittiler. Ya, hadi. Cafer, buldunuz mu? Cafer. Cafer, kapı çık, kapı çık. Buyurun, hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk. Hayrola? Sen niye buradasın? Büyük hanım kayboldu yine ortalıktan. Aa, kaçmaya başladı bu kadın. Söylüyoruz ama bunlara da. Yanlarından ayırmamaları lazım. Cafer! Kapı çık! Aa, teyze? Benim adım Cemil teyze. Allah bağışlasın. Çok sevdim seni evladım. Ben de seni. Ne zaman istersen gel. İçeriz likörümüzü. İçelim. Sabri Bey de bize saksafon çalsın. Hı. Sen nerelerdesin teyzeciğim? Bak herkes merak etmiş seni, arıyorlar. Aramasınlar, gezeceğim biraz. Hmm. Bize geldi, muz likörü içtik. Oo, belli belli. Cafer, büyük hanım bulundu, aramayın burada. Cafer, kapı çık, kapı çık. Ah, inmişler bile. Buradan. Oh, çok şükür anneciğim. Nereye gittiniz? Kapı kapı dolaştırıyorsunuz bizi. Bize geldi, bize oturduk biraz. Öyleymiş çok şükür. Hadi gözünüz aydın. Neyse. Sağ olun efendim. Vallahi büyük heyecan yaşadık. Söylüyorum size ama Sabri Bey, ayrılmamak lazım başından. Hadi gül. Buyurun Türkan abla. Buyurun. Buyurun, iyi günler. Şşt. Hadi anneciğim, evimize gidelim. Gideriz. İtme ben öyle. Gezeceğim biraz. Allah Allah. Daha nereleri gezecek acaba? Sıkılıyor kadın, ne yapsın? Sıkılmayın efendim. Buyurun. Saksafon çalacağım sizi. Buyurun. Söyle ona muz likörü alsın. Biraz da peynir. Peynir mi anneciğim? Acıkmış zavallı, acıkmış. Kaç gündür bir şey yememiş zavallı. Aa. Kim söylüyor bunları efendim? Allah Allah. Günde 4 posta yemek yiyor maşallah. Gel anneciğim. Evimizde peynirimiz de var, ekmeğimiz de çok şükür. Lan. Alzheimer, Alzheimer. Yazık. Aç bırakmışlar kadını. Söyleyince nasıl bozum oldu? Mahkemeye vermek lazım bunları, Avrupa'ya. Vicdansızlar. Hiç okuyamıyormuş Türkan abla. Anlayamıyormuş dersleri. Kafasında bir şey mi var bunun acaba? Yok canım. Hemen ağlama. Danışırız, arkadaşlara gösteririz. Bu konuda bir sürü otorite dostumuz var. Allah razı olsun. Tutuk mu acaba bu kız Türkan abla? Yapma Gül. Aa, hemen yakıştırma öyle şeyler. Baktıracağım. Sabırlı ol biraz. Hah, başladık. Buyurun. Doktor hanım burada mı güzel kızım? Burada. Buyurun Cenab Bey, hayrola? Saygılar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağlığımız yerinde efendim. Bende bir şey yok. Size bir dostumuzu getirdim Berlin'den. Tanıyorum, Ragıp da değil mi? Ragıp Türkan Hanım. Size çok mahcubum. Efendim kendisi biraz hastalık hastası. Biliyorum. Güzel.
Tanışıyorsunuz o zaman canımın içi. Tanışıyoruz tabii. Söyle o zaman Ragıp'cığım derdini. Sıkılma. Türkan Hanım olgun bir insan. Teşekkür ederim. Öyle. Ben görüyorum. Siz bu apartmandakilerin her türlü nazını çekiyorsunuz. Yetişmeye çalışıyoruz. Tabii. Allah razı olsun. Yine neyiniz var Ragıp Bey? Şimdi anlatacağım, güleceksiniz Türkan Hanım. Aşk olsun, niye güleyim canım? Anlat canım içi. O bir doktor. Ona her şey anlatılır. O Hipokrat yemin etmiş, insanlığın emrinde bir kişi. Türkan Hanım, sizden sonra gitmediğim doktor kalmadı. Kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Tamam, çıkarın üstünüzü bakalım. Geçin şöyle. Hadi Ragıpçığım. Yine düştünüz elime Ragıp Bey. Düşeyim Türkan Hanım, onun için geldim. Hastalığım nedir bileyim de. Geç mi kaldık biraz? Yok, her şey hazır. Telaşlandım. Saat kaç? 8:30'a geliyor. Gelirler şimdi canım, gelirler. Telaşlanacak bir şey yok anne, sakin ol. Vallahi ben de telaşlandım. Aman ha çocuklar, provokasyona gelmeyelim, tamam mı? Bu gece sadece dinleyeceğiz, tepki yok. Aman çocuklar sakın. Şevket, bak sen bize söylüyorsun, en başta yine sen parlarsın. Yok tamam, ben hazırladım kendimi. Ama ne derlerse desinler. O kadar, ikisini de tanıyorsunuz. Ne zaman ne yapacakları belli değil. Sen nasılsın Deylek oğlum? Sakinim baba, yok bir şey. Aferin aslanım, iraden güçlü olacak böyle zamanlarda. Hepimiz dişimizi sıkalım, tamam mı? Tamam Şevket, anladık. Gelme insanları daha fazla. Aman aman, tadımızı kaçırmayalım bu gece. Özgeciğim sen nasılsın? Fena sayılmaz. Biraz gerginim ama. Aman aman, gerginlik yok bu gece. Sen kendine bak, kendine. Sonra aramızda ne anlaşmazlık olursa olsun kendi aramızda halledelim, tamam mı? Tabii sevgilim, tartışırsak da kendi aramızda. O kadar. Neler konuşuyorlar arkamızdan? Terbiyesizler. Kıskançlıklarından, yineciğim kıskançlıklarından. Çekemiyorlar ve rahat edeyim. Gözleri çıksın gözleri, onların inşallah. Raşit'ciğim aman bak sakın. Yine'nin adetidir biliyorsun. Ne yapar eder bir tatsızlık çıkarır. İman bile nimetçim, ne derlerse desinler. Hah, sakın cevap verme. Verir miyim sevgilim? Terbiyesizliği yapan terbiyesizliğiyle kalsın. Canım canım benim. Bak, biz geldik. Bana. Uyandın mı kızım? Uyandı dedesi, uyandı. Gelirler, kalkalım. Gelirlerse gelsinler canım ha. Ne bu telaş? Gelmeden teröristtirler valla. Cehennem silahı gibiler valla. Bekletmeyelim. Aman ha çocuklar, konuştuğumuz gibi yüzler gülsün. Tamam mı? Provokasyona gelmeyelim. Tamam baba. Tamam. Tamam. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Oh çok şükür. Şöyle bir araya geldik ya yeniden. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevketçim. Teşrifa da gerek yok. Vallahi şimdi Nimet'e de onu söyledim. Sanki kendi evimize geliyoruz. Kendi eviniz tabii canım. Canım canım. Şimdi ben de onu söylüyordum Raşitciğime. Bize nazar değiyor şekerim. Kem gözler üstümüzde. Ah yavrum, şuna bak Nimet, bizi bekliyor sanki. İpek yavrum, gel anneannenin kucağına biraz. Bıkmadın mı babaannenden ha? Aa, niye bıksın canım? İpek. Aa, niye ağlıyor bu? Su de anne, su. İpeği bilmiyor. Tabii öğretmediniz ki çocuğa adını. İpek. Aa, bir hücumuyum ayol. Estağfurullah canım. İpek. Aa, alınıyorum valla. Ne var bunda alınacak Nimetciğim? Çocuk o çocuk. Sus sen tahta kafa. Şimdi acısını senden çıkarmayayım. İpek. You for what's to come. From World Markets, Finance and Manufacturing. For information, call UK 1628 502 900. Business Week.
If you're unaware with the rules and regulations of this game. Ne olmuş? Aradı mı bilgeler? Aramadılar. Bugün ev sahibiyle bir daha konuşacaklardı. Merak ediyorum. Sen niye merak ediyorsun Nazancığım? Koskoca insanlar. Versinler artık bir karar. Sen de bir karar versen artık baba. Cırt cırt bayılttı. Hakikaten bayılttı. Laf laf. Gene en iyisi o hayvan kanalı. Haklısın Şükrücü. Oh be baba. Geldiler. Bilgeler mi? Kesin. Hadi. Ha alırız şimdi haberi. Bakalım bugün hangi dala kondu kuşlarımız. Buyurun. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size müthiş haberlerimiz var. Vallahi müthiş, sıkı durun. Hayırlıdır inşallah. Hayırlı babacığım, hayırlı. Sen de sevineceksin duyunca. Hadi bakalım. Ev sahibi bir yıllık hava parası veriyor efendim. Çok iyi. Hemen kabul etseydiniz. Ettik babacığım, ettik. Oo enişte, bir yemek ısmarlayacaksın artık. Tabii oğlum, iki yemek bile sana helal olsun. Hemen çıkacak mısınız? Hemen efendim, iki gün içinde. Ev bulamazsanız? Eşyalarımızı depoya koyacağız efendim bir süre. Sonra? Ev almayı düşünüyoruz. Babam da yardım edecek. Program dehşet. Ev alana kadar burada kalmayı düşünüyoruz efendim, izin verirseniz tabii. Veririz de niye biz oğlum? Baban da kalamaz mısınız? Aa, hayır baba, ben istemiyorum. Otelde kalırım daha iyi. Tamam, anlaşıldı. Tamam, bizim durumumuz da anlaşıldı. Başka türlü olmuyor efendim. Vallahi çok düşündük. Şöyle 6 ay falan. Annem, efendim 6 ay mı dedi, yutkundu. Bayılmak üzere. Babam çaresiz hemen pazarlığa başladı eniştem. Bak oğlum, sabahları banyoda kapışmayalım. Benim tıraş makinemi kullanamazsın, tamam mı? Ona göre.